Merhabalar. Bu bölümde NestJS ile beraber Swagger entegrasyonunu nasıl yapabiliriz? Kısaca ona değinmeye çalışıyor olacağız. Hemen geliyorum. npm install dedikten sonra save nedir? NestJS içerisinden ben bir Swagger'ı istiyorum. Daha sonra da Swagger UI Express'i ne yapalım? Hızlıca bir dahil edelim. Okey, paketimiz kuruldu. Daha sonra ne yapalım? Daha sonra bu bir önceki dersten kalan uygulamamız aslında database ile alakalı olan. Bunun üzerine ilgili işlemleri yapacağız. Hemen geliyorum. Diyorum ki sen öncelikle bana bir Swagger modülü bir ver. Nereden? NestJS Swagger içerisinden. Daha sonra da bir document builder'ı ver. Ardından gelip diyorum ki constant config diyorum. New document builder üzerinden set title. Bir kere diyorum ki benim Swagger uygulamam. Tamam. Daha sonra set lisans. İşte lisansım varsa şurası, işte URL'i varsa http 2.:// localhost 3000 diyelim. Daha sonra diyorum ki set description benim app description'ını belirleyelim. Versiyonunu belirleyebilirim. Set versiyon 1.0 diyorum. Daha sonra ne diyelim? İşte buna bir tag ekleyelim. Add tag diyelim. My custom app ve en sonunda da geldim build diyorum. Tamam. Ardından gelip diyorum ki kardeşim constant bir tane document oluştur. Nereden oluşturacaksın? Swagger module üzerinden diyorum ki create document. Sen şu konfiglerle beraber, daha doğrusu şu uygulamaya şu konfiglerle beraber ne yap? Bir tane document oluştur. Ve Swagger module üzerinden setup diyorum. Sen buraya API diyerek eriş. Diyor ki uygulaman app ve document'ın da hangisi buradaki document olacak diyorum. Daha sonra benim uygulamam burada çalışıyor. Hemen şöyle açalım. Localhost 3000'e gidelim. Evet. Ve API dersem evet. Bakın benim app dedi. Üstünde bir tane link var. Benim Swagger uygulamam. Şuraya bir ünlem gelmiş. Versiyonumuz burada yazsın. Evet. My custom app. Benim app ve burada da endpointlerimizi ne yapmış? Default şeklinde ayarlamış. Güzel. Şimdi ben istiyorum ki orada default değildi. İşte benim app'imin adı yazsın. Hemen gelelim. User controller'a geldikten sonra diyorum ki sen API taglardan ne ol? User ol. Şöyle fixleyelim. Tekrar döndüm. Evet, user diye buraya geldi. Gayet güzel. Daha sonra ben istiyorum ki işte şurada mesela find all'da ben kullanıcıya ne yapıyorum? İşte çeşitli cevaplar veriyorum, değil mi? Evet, diyeyim ki mesela buradan app response çıkacak sana ve çıkan response'lar ne olabilir? İşte mesela burada diyorum ki ne olsun? İşte statüsü 200 olabilir. Type varsa eğer bir type, ilgili type'ımız olabilir. Mesela user array'i gibi. Başka ne diyebiliriz? Description diyebiliriz. İşte başarılı işlem. İşte buradan başka ne çıkabilir? Mesela 500 başarısız işlem. Mesela başarısız işlem çıkabilir diye. Şöyle dönüp baktığımızda artık. User find all'a geldiğimizde bakın 200 kodu başarılı işlem için 500 kodu başarısız işlem için ne yapacakmış? Dönecekmiş ve ben bunu artık bilebiliyorum. Güzel. Daha sonra ben burada create'de mesela ne alacağım? İşte body üzerinden body tamam. Body üzerinden mesela ne alacağım? Bir tane data alacağım ve bunun tipi ne olsun? İşte ne demiştik biz buraya? E-mail name, surname. Tamam.
Ben gelsem desem ki email alacak, string name alacak, string surname alacak, bu da string olacak desem. Şöyle gelip sayfamı eğer ki yenilersem. Nereydi? Create. Şimdi create'e geldim, baktım, bakın hiçbir şey yok. Dedim ki ben, sen bunları alacaksın. Bakıyorum yanlış yere mi yazdım? Hayır. Neden olmadı? Şu yüzden olmadı. Ben gelip demedim ki, hemen şuraya diyelim ki bir tane class user detail olsun. Bunlara gelip ben API properties, bunlar API properties dersem eğer ki name'e işte string, işte API property, işte email string, string güzel. Ve bir tane daha. Bu da string olacak fakat surname olacak desem. Ve daha sonra gelip bunu diyorum ki kardeşim sen buradan bir data alacaksın. Bu datanın tipi de budur. Tamam, şimdi dönüp baktığımda ise create'e tekrar geliyorum. Ta 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 tam. Example value'yu buraya koymuş, şemayı buraya koymuş ve aşağıya da ne yapmış? Benim için ilgili şemayı yerleştirmiş. Güzel. Aslında yapacağımız işlemler tamamen bu kadar ve bunun isterseniz inci, cinci, ek bir sürü detay var. Tamam. Ve son olarak biz ne yapalım aslında? Mesela bu servislerime ben tokenla erişiyorum. Tamam mı? Tokensuz bu servislere erişemiyorum. Bunun için geleceğim. Diyeceğim ki add bearer out. İstersem çeşitli opsiyonlar girebiliyorum. Type'ı, bearer formatı ve benzeri gibi. Sen sadece ekle diyorum. Ne yapacak? Token olmadan buradaki işlemlerin çalışmayacağını belirtelim. Döndüm. Bakın burada authorize geldi ve benden artık işte bir tane token istiyor. Tamam. Şuradan logout diyelim. Çıktım. Ve buraya da gelip diyelim ki arkadaşım sen ne yap? API bearer out anotasyonunu da ekle ki ne olsun? Bunların şifreli bir şekilde, yani bir tokenla açılacağı belli olsun diyelim. Daha fazlasını da nereden bulalım? Nest.js'e hemen gelelim. Nest.js'in dokümantasyonunu açtıktan sonra ben diyorum ki nerede? OpenAPI. Bakın burada type ve parametreler, neyi nasıl yapabileceğimiz. Bakın burada inamlar verebilir misiniz? Required, işte optional seçenekler ve benzeri burada mevcut. Daha sonra operasyonlar, bir tane header ekleyebilirmişim. Mesela gelin bunu da ekleyelim. Diyor ki sen git şu kontrolün başına ekle. Tamam, geldim ekledim. Daha sonra tekrar dönüp baktığımda bu sefer bir tane de header istedi. Bakın try it out deyip bir tane header istedi. Güzel. İşte buradan verilebilecek cevapları listelemiş bizim için. Daha sonra anlatmış yapılabilecek çeşitli işlemleri. Security kısmına gelmiş. API basic out ve benzeri. Map type'ları, dekoratörleri. Bakın burada dekoratör ve hangi bazda, yani metot bazda mı, kontrol bazında mı olacağından bahsetmiş ve benzeri gibi birçok özelliği de ne yapmış, bizlere sunmuş diyelim ve bu dersi burada sonlandıralım.